Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun değerli YouTube takipçilerimiz. Sizlere harika bugün bir krep tarifi sizlerle buluşacak. Malzeme olarak açıklama kısmına yazacağız. Her zamanki gibi oradan detaylı olarak alabilirsiniz. İçerisine kattığımızı yine de buradan tekrar edeyim. 2 tane yumurtamız, 1 kilo süt, alabildiği kadar un 3 bardaktan sonra dikkatli ekleyin kaşık kaşık. Ve bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya, 2 yumurta, 1 çay bardağı 125 ml'lik sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı tepeleme şeker. Hepsi bundan ibaret. Tavamızı, ocağımızı alıyoruz. Kıvamını bu şekil akışkan olmalıdır. Kesinlikle çok sıvı değil, çok daha katı yapmıyorsunuz. Böyle akışkan bir hamur olmalıdır. Tekrar ediyorum, akışkan bir hamur olacak. Kesinlikle sıvı, çok sıvı olursa eğer kıvamını tutturamazsınız. 1 kilo süte kıvamı bu şekilde olacak. 3 bardak undan sonra kaşıkla dikkatlice ekleyin. 3 bardak 2-3 kaşık un alıyor. Hepsi bundan ibaret. Evet, tekrar etmekte yarar duyuyorum. Böyle bir krep tavamızda pişiriyoruz. Hiç yağ alamıyoruz. İçerisine kattığımız malzemeler, tekrar ediyorum. 1 çay bardağı 125 ml'lik sıvı yağ, 2 yumurta, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 çay bardağı sıvı yağ dedik. 1 kilo süt, alabildiği kadar un. Kıvamı da böyle akışkan bir kıvam olmalıdır. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bu şekil olacak. Kıvamını tutturmak değerli YouTube takipçilerimiz çok 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 önemlidir. Püf noktası kıvamını tutturmada. Sıvı olursa, eğer ki tavanıza dökerseniz, tavanızdan kaldıramıyorsanız o sıvıdır. Ne yapıyorsunuz? Alternatifler bitmiyor. Bir çay bardağı süt ilave edebilirsiniz. Sütün içerisine tekrardan yarım paket kabartma tozu katmanız gerekecektir. Eğer ki katmazsanız krebinizi ziyan etmiş olacaksınız. Süt takviyesi ettiğiniz zaman bir tatlı kaşığı muhakkak içerisine kabartma tozu ilave etmeyi unutmayın. Bu şekilde incecik, güzel, yumuşacık pişiriyoruz. Görüyorsunuz, hiç tavamı, kıvamını tutturdum diye tavamı hiç mi hiç yağlamadım. Hiç yağlamıyoruz. Öncelikle püf noktası tavanızı, değerli YouTube takipçilerimiz, tavanızı ocağınıza aldığınız zaman kızması gerekiyor. Kızdıktan sonra krep hamurunuzu dökün. Eğer ki soğuk dökerseniz tavanıza krebinizi kaldırmanız mümkün olmayacaktır. Bunu da unutmayın. Bütün detaylarıyla sizlere anlatmaya her zaman anlatıyoruz ve sizlere paylaşıyoruz. Piştikten sonra böyle bir aparatla kabarcıklar oluştuktan sonra ortasının hamuru tamamen kabarcığa dönüştüğü zaman çevirme aşamamız gelmiş demektir. Aygazımız da orta dereceli aygaz olmalıdır. Bu şekil. Hepsi bundan ibaret. Püf noktasını kaçırmayın. Videoma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videomu izlemeden krep yapmaya başlamayın. Detayları, püf noktalarını güzelce dinledikten sonra hazırlık krep yapmaya başlayın. Buradan bizi izleyen herkese buradan saygılar sunuyoruz. O değerli yorumlarınızdan dolayı herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Herkese şükranlarımızı gönderiyoruz. Yumuşacık böyle bal sürerek, Nutella sürerek çocuklarınıza harika. Çocuklar çok, bütün çocuklar çok sever. Büyük küçük herkes her zaman, hele sabah kahvaltıları, cumartesi pazar günleri gerçekten evinizde muhakkak yapmanız gerekiyor. Ağız lezzetiyle yemeniz için harika bir krep. Ben bir tatlı kaşığı kabartma tozu attım. Toplamda 10 gram oluyor. Bir yemek kaşığı da sıvı yağ eriterek, tereyağı lezzetli olsun diye ben tereyağı da kattım. Sizler de katın.
Tereyağı ayrıyeten bir lezzet veriyor. Evet, bu şekil pişirmeye devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. İkinci bir aşamamız sizlerle yine paylaşalım. Yemek kepçen sizler. Krep. Böyle güzel aparatlar var. İçerisine koyup sıkmalı da yapabilirsiniz. Veyahut da pet şişeler, beyaz süt şişeleri de olabilir, plastik. Onların kapağını delerek onun içerisine de doldurabilirsiniz. Veyahut da her zamanki gibi mutfaklardaki aparatınızla böyle kepçenizle gayet de güzel oluyor. Hiçbir şeye de gerek görmüyorum. Evet. Alışkın olmayan acemi hanımlarımız, acemi kızlarımız, evlatlarımız testiye de koyup onlara da sıkma yapsalar onlar için daha ayarlı olacaktır. Ama yemek çorba kepçemizde gayet ayarlıdır. Çok doldurmuyoruz. Böyle az az. Tavanız büyükse eğer tabii ki büyük büyük yapın. Benim tavada küçük değil, krep tavası. Orta tavadır. Bu şekilde pişirmeye devam ediyoruz. Evet. Kreplerimizi pişirdik. Çok az kaldı. Birkaç tanesini de ben böyle güzel naneli yapacağım. Benim kızım çok seviyor böyle. Sizler de yapabilirsiniz. Çörek otu da katabilirsiniz. Susam. Bir kaşık da susam katacağım. Böyle de çok güzel oluyor. 3-4 tanesini de böyle yapacağım. Evet. Tavamıza dökelim. Tavamıza döküp döküş aşamasını sizlere bir kez daha kaçırmış olanlar paylaşalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekil yapıp incecik döküp bu şekil tavanızı hiç sallamaya gerek yok. Kepçenizle bu şekil yapıyorsunuz. Değerli YouTube takipçilerimiz, sizler bunun içerisine yeşil biber, kapiye kırmızı biber ince ince doğrayıp onu da katabilirsiniz. Gayet sabah kahvaltılarında kalorisi yüksek hem de çok lezzetli oluyor. Çok az, birer yemek kaşığı, yani bir krebe bir yemek kaşığı kadar civarında. Diyelim ki bir kilo süte 3 tane küçük küçük kalem biber ve kapiye biber ince ince küçük küçük küp küp doğrayıp katabilirsiniz. Çok güzel, çok da lezzetli oluyor. Evet, bir de bu şekilde sizlere bir şovunu da yapalım. Evet, bu şekilde yapabilirsiniz. Evet, değerli YouTube takipçilerimiz, merak edenler hangi tavada pişirdi diye, böyle tefal krep tavasında pişirdim. Bu şekilde büyükçe çok güzel de pişiriyor. Bu tavada pişirdim. Evet, pişirmiş olduğumuz susamlı kreplerimiz. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak sıcak efendim. Gerçekten muhteşem oldu. Yumuşacık, tereyağlı, sıvı yağlı, yumurtalı, sütlü. Tüm vitaminleri bir arada buluşturduk. Gördüğünüz gibi incecik, güzel, yumuşacık olduğunu nasıl bak anlayabilirsiniz bu şekil. Yumuşacık olduğunu, nasıl yumuşak olduğunu. Bismillahirrahmanirrahim. Benim kızım böyle naneli çok seviyor. Bütün yemeklerine hep nane kullanır. Onun için özel pişirdim. Evet. Bu şekil. Evet. Soframızı bahçede hazırlıyoruz. Çocuklar sıcak sıcak yesin efendim. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet, bal, şifa olsun diyoruz. Kanalıma eğer abone değilseniz abone olmayı unutmasanız bizler de seviniriz. Tamamen ücretsizdir. Bu değerli yorumlarınız için herkese ayrı ayrı şükranlarımızı sunuyoruz. Zaman kaybetmeden çocuklara sıcak sıcak koyalım, herkes yesin. Yiyenlere afiyet olsun diyoruz. Yapanlara Allah kolaylık versin diyoruz. Çok güzel. Bu güzel tarifi sizlerle paylaştık. Evet, yapmış olduklarımız şimdi servise hazır. Şimdiden yapıp yiyecek olanlara afiyet, bal, şifa olsun diyoruz. Mutfaklarınızdan bereket, kalbinizden Allah sevgisi eksik olmasın diyoruz. Birbirinden güzel tariflerde görüşmek üzere diyoruz. Sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.